Bursa'da futbolcu Cevher Toktaş 23 Nisan'da koronavirüs şüphesiyle tedaviye alındığı hastanede 5 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Toktaş çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ayrıntıları alacağız. A Haber ekibinden Nejat Kırbulut'ta söz. Nejat. Banu El, itiraf cinayetten tam 11 gün sonra geldi. Çünkü ölüm nedeni başka bir şekilde belirtilmişti. Hastanede 23 Nisan tarihinde yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle oğlu, 5 yaşındaki oğlu Kasım Toktaş'ı hastaneye götüren Cevher Toktaş bir süre sonra koronavirüs şüphesiyle oğlu hastaneye yatırıldı ve kendisi de refakatçi olarak oğlunun hemen yanında durdu. Ancak kısa süre sonra oğlunu yastıkla boğarak öldürdü ve hemen doktorlara seslenerek oğlunun fenalaştığını söylemişti. Doktorlar küçük çocuğa müdahale etti ancak 1,5 saat sonra yoğun bakımda 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti ve ardından cenazesi toprağa verildi. Olayın üzerinden 11 gün geçtikten sonra Cevher Toktaş Çarşı Polis Merkezi'ne giderek oğlunu kendisinin öldürdüğünü itiraf etti ve nasıl öldürdüğünü de detaylı bir şekilde soğukkanlılıkla anlattı. Oğlunu sevmediğini, bu nedenle hastanedeki odasında yastığı yüzüne bastırarak öldürdüğünü söyledi. Bunun üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi ve şu an itibariyle 5 yaşındaki çocuğun cansız bedeni de otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı diyelim. Sözü merkeze bırakalım.